Herkese merhaba, e, LaTeX ile döküman hazırlama dersine hoş geldiniz. Tekrar, e, şimdi öncelikle bu derste e, kullanacağımız ortam hakkında bilgi vereceğim. E, Overleaf'i kullanacağız. E, şimdi şurada Overleaf.com yazarsanız gelecektir ama Google'dan da direkt e, Overleaf yazarsanız zaten oraya götürüyor sizi yani sonuçta Overleaf yazarsanız ilk başta o sitenin kendisi geliyor. Buradan tıkladığınızda gördüğünüz gibi bu bu şekildeki Overleaf sitesine geliyoruz. burada register var, login var. Eğer kayıt yaptırmadıysanız, buraya üye değilseniz öncelikle register'dan tıklayıp buraya e-mailinizle e, Kaydediyorsunuz kendinizi ya da Google kimliği ile e, de kayıt olmanız mümkün e, Google kimliğiniz varsa ki büyük ihtimalle vardır. Yani bu register'a tıklayıp buradan kayıt yaptırmanız gerekiyor. E, kayıt yaptırdıktan sonra login diyorum. E, ben de kayıt hazır olduğu için ben tıkladım. Yani hafızasında olduğu için şu anda direkt geliyor zaten gir dediğim zaman. Şimdi bu bu şekilde bir sayfa karşınıza geliyor. E, nedir burada new project var gördüğünüz gibi e, yeni proje. Buraya tıkladığınızda boş proje, örnek proje, işte proje yükleme vesaire ve hazır yapılar var burada. Yani şablonlar diyelim, bir takım akademik makaleler, işte kitap, mektup, ödev, poster, sunum, laboratuvar raporu vesaire. Bu tipten şeyler. Bunun dışında burada şeyler de hazırlayabiliyorsunuz. Klasörler, ayrı klasörler hazırlayabiliyorsunuz. Mesela işte. Burada eski dosyalarım var benim. Geçen dönemden kalan şeyler. Onları buraya dosyaladım. Burada yani siz yazdıkça yeni yeni dosyalar oluşuyor. Bunlar bizim ya hazırladığımız LaTeX dosyaları. Daha önceki dönem kullandığım 20 bahar yazmışım ama 20 güzdü aslında. Neyse. bu da ilk bu dönemin dosyası. Burada işte çöp bidonu var. Silebilirsiniz, indirebilirsiniz, arşive ya da arşive koyabilirsiniz ya da kopyalayabilirsiniz. Şimdi bunu sileyim. Bir şey yok zaten. Sildim. Gördüğünüz gibi burası boş. Siz yeni dosyalar ürettikçe burada farklı isimlerle listelenecek o şeyler dosyalarınız. Şimdi bir tane boş projeyle başlayalım isterseniz. Diyelim ki bugün işte 02 ya da ilk dosya diyeyim şöyle basit. Kaydettim şöyle bir şey geldi karşıma. Şimdi burada aslında üç bölüm var. Burası biraz düzensiz geldi. Şöyle açayım. Gördüğünüz gibi gelen sayfa 3 bölümden oluşuyor. Bunlardan ilkinde şu en soldaki bölümde kullandığınız dosyalar var. Şu anda main text diye bir şey kullanıyorum ben. Gördüğünüz gibi. E, ana dosyası o e, ortada e, kodların yazılı olduğu bölüm var e, en sonda da gördüğünüz gibi PDF çıktısı var o kodların PDF karşılıkları var burada e, şimdi e, bu bölümler istediğiniz gibi boyutlandırılabilir e, gördüğünüz gibi şurada dört tane nokta var e, şuradan basıp tutuyorum yani Mousela basıp hareket ettirerek bunu istediğim şekilde ayarlamam mümkün. Bu tarafta da aynı şey var. Onu da şu şekilde e, hareket ettirerek istediğim gibi boyutlandırabiliyorum. Şu en baştaki bölüm şimdilik çok işime yaramadığı için şuradan gizleyebilirsiniz de tıklayıp sadece iki bölümde çalışmak yeterli olacak bizim için. Şuradaki oka tekrar tıklarsanız orası açılacaktır gizlenen. Yani şu ok tamamen gizliyor. İsterseniz sadece kod sayfası da kalabilir tıklayıp e, ya da tekrar tıklayarak o pdf bölümünü açabilirsiniz. E, pdf sayfası yanda e, ve kod sayfası solda işte gördüğünüz gibi. E, şimdi dikkat ederseniz Word'de ya da ona benzer e, programlardan alıştığımızdan Farklı bir yapıya sahip LaTeX. LaTeX dediğimiz şey ya da genel olarak tek what you see is what you get bir program değil. Yani yazdığınız anda ne çıkacağını görmüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu tarafta soldaki kodları yazıyorsunuz sadece. Ee, ne olduğunu anlamak için bunu bir derlemek gerekiyor. Bu dosyayı bir derlemek gerekiyor, ne çıkacağını görmek için. Ee, dolayısıyla e, bu anlamda biraz farklı bir yapıya sahip. İlk başladığınızda e, yani biraz tabi yabancı geliyor çünkü Word'den ya da ona benzer e, programlardan e, dosya üzerinde ne çıktığını görmeye alışmışız. Yani biz hani görsel olarak çalışmaya daha yatkınız. Burada biraz önceden komutlar yazmak gerekiyor. Ama alıştıktan sonra çok daha iyi olduğunu göreceksiniz. Çünkü teksin üretilmesinin temel amacı hem çok kolay şekilde çok büyük ama yazı yönünden kaliteli belgeler elde etmek. İkincisi de bunu her yerden elde etmek. Yani biliyorsunuz bir sürü farklı sistem var. İşte iOS var, Unix var, ne bileyim Windows var. Farklı farklı ortamlar var, farklı şeyler. Dolayısıyla her yerden aynı kalitede aynı belgeyi elde etmek amacıyla üretilmiş bir şey tek ee, ve ley tek şimdi e, Öncelikle tabi hikayesi nedir e, Donald nut tarafından yazılıyor tek e, Donald nut e... şöyle şöyle yazayım Donald nut Nude... 1969'da Art of Programming diye bir bilgisayar kitabı bastırıyor. Ama eski matbaa tarzında, eskiden matbaada karakterler metal plakalarla dizilerek oluşturuluyordu. Eski kitaplar o şekilde baskıyla hazırlanıyordu. 69'da ilk kitabını o şekilde hazırlatmış. Daha sonra 1976'da herhalde bu kitabın ikinci baskısı olacağı zaman e, kitapta artık bilgisayar teknikleri kullanılmaya başlamış. O eski tarz matbaa kullanılmamış. Ama e, Donald işte e, sonuçtan hiç memnun kalmamış. Çok kötüymüş kitabın baskısı. Hani bilgisayar çıktısı olmasına rağmen e, çok başarısız bulmuş ve e, bu e, matbaanın eski tarzındaki e, gibi güzel karakterlere sahip bir kitap nasıl hazırlanabilir diyerek e, bu tek, e, tek e, şeyinin e, temellerini atmış e, programının e, temellerini atmış e, burada tabi şöyle e, şunu şöyle yapayım. Farklı klavye kullanıyorum da. Ondan. Ee, şimdi bunu bir derleyeyim isterseniz. Ne çıktığını bir görün. Gördüğünüz gibi derlemek için şurada recompile var. Ona bastım. Şöyle. Şurada oklar dönüyor gördüğünüz gibi. Ve yazdığınız şey ondan sonra PDF dosyasında görünür hale geliyor. Yani ben o derlemeye basana kadar dikkat ederseniz burada öyle bir şey yazmıyordu. Ben yazdıktan sonra çıktı. Biraz da yaklaştırayım isterseniz daha iyi görmeniz açısından. Burada şuradan zoom da var isterseniz yaklaşabiliyorsunuz. Şöyle kağıt boyunca göster diyebilirsiniz. Tüm dosyayı görürsünüz ya da şu en baştaki fit duit var yani genişlik kadar e, büyüt sayfayı e, böyle boyu kadar ya da istediğiniz noktaya yaklaşabilirsiniz zoom yaparak şimdi dikkat ederseniz e, bu tek yani text diye okunmuyor okunuz şu hakkında çok şey var e, bu kelimenin e, aslında İngilizcediği bu e, Yunanca'daki Tau, epsilon ve ki'nin bir arada kullanıldığı bir şey. Yani dolayısıyla bildiğimiz teks anlamında değil. O sanat beceri ve bir şey daha var herhalde. Uygulama sanırım. O onların baş harfleri tau, epsilon, ki. Dolayısıyla değişik okunuyor tek diye okunuyor ve e, dikkat ederseniz işte farklı bir şey var e, markası gibi diyelim bu e, tek yazılışı e, gördüğünüz şekilde e, 79 80'lerde e, temelleri atılıyor e, daha sonra tabi e, geliştiriliyor tek e, her versiyon bir öncekinden biraz daha iyi şekilde. E, oluyor. E, ve versiyonları da şu şekilde e, öncelikle 3 çıkıyor mesela. E, sonraki versiyonu sonraki versiyonları e, çok değişmese de e, nedir şey olacak diye 3 e, virgül e, 14, 15, 96'ya kadar geliyor. Yani her bir versiyon pi'nin ondalık bir versiyonu şeklinde ilerliyor ve 2008'de en son 3, 14, 15, 96'da herhalde kalıyor. Hani tamamen artık değişmeyecek hale geldiğinde ona pi diyecekler. Text P diyecekler ama 3E diye kaldı böyle. Sonuçta tek dediğim gibi güzel metinler hazırlamamız için bize bir olanak sağlıyor. Ley tek de yine bu teki kullanarak şöyle yazayım gördüğünüz gibi sağ tarafta görünmüyor şimdi. Bunun görünmesi için derlemem gerekiyor. Derliyorum. Ha, arada boşluk yok. Onun için şöyle boşluk bırakalım. Şöyle. Ha. Latex'de, teki kullanarak Çalışan bir arayüz gibi düşünülebilir. Yani Tekin ayrı paketleri oluyor. Dikkat ederseniz yukarıda bir paket var burada. Bu paketleri birleştiren ve onları bir arada kullanmamızı sağlayan bir arayüz gibi. Şimdi genel olarak bu da Leslie Lamport tarafından yine üretilmiş bir şey ve artık LaTeX o kadar yaygın ve genel olarak kullanılan kabul gören bir program ki yani hemen hemen bütün bilimsel yayınlarda bir şeyler yazmak istiyorsanız onu LaTeX'te tek hazırlamanız gerekiyor yani dünya üzerinde artık genel kabul görmüş bilimsel e, ma, dil bilimsel yazım dosya hazırlama programı LaTeX e, şimdi genel olarak LaTeX bir de LaTeX dosyasının e, yapısına bakacak olursak e, aslında iki temel bölümden oluşuyor bir tanesi preamble dediğimiz yer preamble dediğimiz yer aslında begin döküm kadar olan yer Bizim asıl belgemiz burada begin document and document arasında. Yani orada yazılan şeyler siz derlediğinizde e, PDF dosyasında görünür hale gelir. Ama e, preamble'dakiler e, nedir? O dosya için kullanılacak temel şeyler, e, komutlar, paketler vesaire onların yazıldığı yerdir. E, dolayısıyla... Temel olarak iki bölüme ayırabiliriz bir tek dosyasının yapısını. Dediğim gibi burası preamble yani ön bölüm diyelim. Orada nedir? Dosya içinde gereken şeyleri kullanıyoruz. İkincisi de bir bu begin dökümen end döküment arasına yazdığımız şeyler. Dediğim gibi uygun şekilde yazıldığında bu begin document end document arasındaki şeyler görünür hale gelir pdf'de. Şimdi isterseniz şunların bir hepsini sileyim ben önce. İstemiyorum ben bunları şimdi. Ve buradan yazmaya başlayalım. Burası dediğim gibi asıl yazacağımız bölüm. Şimdi bunu derlersem hata verecek. Onu da göstereyim ne olduğunu. Gördüğünüz gibi hata diyor. Çünkü burada boş bir şey var, hiçbir şey yok. Bu, bu şekilde hata mesajları gelebilir. Onun için onu da bir göstermek istedim. Öncelikle buraya, şimdi komutları her zaman önüne ters slash koyarak yazıyoruz. Bu nedenle ben ters slash'a bastığım anda nedir bir takım komutlar geldi öncelikle bir LaTeX dökümanı, tek dökümanı eee document class'la başlıyor. Dikkat ederseniz D'ye bastığım anda zaten document class iki farklı şekilde geldi. bunlardan bir tanesi küme parantezli, bir tanesi de önünde köşeli parantezler. Sonra küme parantezi gördüğünüz gibi iki farklı tipi var. Şimdi küme parantezi temel e, komutun e, şeyini yazacağımız türünü yazacağımız yer ama e, köşeli parantez işlerine genelde opsiyonlar yazılır. E, şimdi sadece şeyle başlayayım ben e, article diyeyim. E, bu article makale demek, makale formatı. Yani küçük belgeler için makale formatı kullanılır genelde. E, tekrar ters slash'a bastım, alta indim. E, yine bu sefer begin. Begin dediğimde gördüğünüz gibi hemen bir sürü begin geliyor. Begin isterseniz buradan tıklayarak begin doküman en dokümanı hemen getirebilirsiniz. Yani ben daha ilk DO'yu yazdığım anda doküman geldi zaten. Dolayısıyla begin end. Ne yazarsak bu begin end'in içine yazıyoruz. Yani dediğim gibi şöyle bakacak olursak yine burası preamble. Tabii siz buraya Enter'a bastıkça burada alan açılacak. Dikkat ederseniz siz Enter'a bastıkça sol tarafta o e, satır numaraları da artıyor. Satır sayıları gördüğünüz gibi. E, geri alayım ama ihtiyaç yoksa burada boşluk bırakmaya çok da gerek yok. E, sonra düz olarak yazalım. Yani merhaba dünya en temel ee, şeydir her e, böyle bilgisayarla ilgili yapılan işte ilk şey Merhaba Dünya'dır. Derleyelim şimdi. Gördüğünüz gibi e, Merhaba Dünya yazan bir belgemiz oldu. E, dediğim gibi şuradan e, sayfa boyutlarını değiştirebilirsiniz. Yani görünüşün büyüklüğünü değiştirebilirsiniz diyeyim. Ya da şöyle yaklaşabiliriz. İlk şeyimizi yazdık, metnimizi yazdık. Şimdi şurayı biraz aç, açayım. Açmama gerek var mı? Ha, şurada menüden bir iki bir şey göstereceğim. Şurada yukarıda menü var. Dikkat ederseniz, bu menüden gördüğünüz ekranla ilgili bir takım şeyleri. E, değiştirebilirsiniz. Burada e, source var. Bu yazdığım dosyanın şeyi indirmek istiyorsanız buradan indirebilirsiniz source'dan. PDF'i de indirebilirsiniz sadece. E, ya da tüm dosyaları indirebilirsiniz. E, bunun dışında e, burada bir takım şeyler var, seçenekler var. E, mesela şurada Vibrant Ink şu sol ekranın şeyini temasını değiştiriyor. Yani ben bunu kullanıyorum ama siz böyle farklı açık renkli bir şey yapmak isterseniz o şekilde değiştirebilirsiniz. Ambiyans varmış, bu böyle oluyormuş ee, ya da ne bileyim işte Cloud Studio. Yani farklı farklı renk ekran seçenekleri için e, bu menüden farklı temaları seçebilirsiniz ama ben bunu biraz daha okunabilir buluyorum şey için ders için bunu kullanıyorum yani siz oradan farklı değiştirebilirsiniz burada font size diyor font sizedan buradaki yazanları değiştirebilirsiniz ha bu biraz daha iyi oldu şimdilik böyle büyük olsun isterseniz ama buradaki şeylerin yani sol ekrandaki fontların büyüklüğü sizin anam PDFinizdeki şeyi değiştirmiyor. Ne derler? çıktının karakterlerinin büyüklüğünü değiştirmiyor. Sadece görsellik için ben bunu gösteriyorum. Hani çalışırken bu şekilde farklı seçenekler seçebilirsiniz. Bu mesela otocomplete off yapabilirsiniz ama yapmayın sakın. Yani hani ben o begin endleri tamamladım. Ee, bu onun sayesinde oluyor. Yani otomatik tamamlama, e, begin end bloklarını tamamlıyor, otomatik şeyleri, komutları getiriyor vesaire. Bu e, ya yani şurada auto close brackets var. Yani açılan parantezlerin tekrar kapanması vesaire. E, bu şekilde oluyor. Şimdi e, geri dönersek e, metnimize. Dediğim gibi yani bu şeyden e, menü kısmından e, bu şeydeki sol ekrandaki bir takım özellikleri değiştirmeniz mümkün. Ee, şimdi tekrar yazmaya geri dönecek olursak, şöyle biraz boyutlandırayım. Ee, merhaba dünya yazdık. Öncelikle e, le, tek de yazarken nelere dikkat edeceğiz? Tek de en temel olarak e, dikkat edilmesi gereken şey e, pdf dosyasında e, çıkacak biçimlendirmeyi e, böyle dışarıdan müdahalelerle sizin e, değiştirmemeniz gerekiyor. Siz ham olarak metni yazacaksınız e, noktalama işaretlerine de e, tabi uyarak e, ham olarak yazacaksınızdan kastım nedir? Yani normalde bir paragraf nasıl devam ediyorsa o şekilde devam edeceksiniz. Bu daha sonra komutlar öğreneceğiz çünkü ee, onlar biçimlendirmeyi etkileyen şeyler olacak. Ee, onun için kesitikle e, metne müdahale etmiyorsunuz. Ee, şimdi. Paket ekleme işi de hemen Burada şey yapayım Use Package ile paketler eklenebiliyor Ve ilk paketimizde Lipsum gördüğünüz gibi hemen geldi Lipsum paketi nedir e, Lipsum aslında Genel olarak bir metnin nasıl çıkacağını e, Görmek için Hazırlanmış Bir kalıp metin e, Şöyle e, lipsam diyorum gördüğünüz gibi hemen şeyde geliyor zaten lipsam bir diyeyim derliyim bakalım ne çıkacak şimdi recompile'a geliyorum derle diyorum gördüğünüz gibi birden nedir e, bir paragraf yazı belirdi şöyle biraz uzaklaşalım isterseniz ha bir paragraflık bir e, ...yazı var. Lorem ipsum dolor sitamet diye başlıyor. E, bu... ...Latince yazılmış bir metin. E, kısmen... ...Çiçero'nun e, e, yazdığı... ...bölümler var. Ama genel olarak bakıldığında... ...anlamlı bir metin değil. E, neden? Çünkü burada amaç... E, ...bu sayfada nasıl gözükecek? Yani ben bir metin yazdığımda... E, Sayfada genel olarak nasıl görünecek, işte yanlardan boşluklar nasıl e, vesaire, neresine yerleşiyor kağıdın. E, bunları görmek için e, kullanılan e, bir kalıp metin e, ve tabi eğer amacımız biçimsel olarak buna bakmaksa, e, sonuçta eğer anlamlı bir şey olursa. Biz onu okumaya dalarız ve asıl şeyi kaçırırız. Onun içinde anlamsız bir metin. Hani aynı e, böyle gereksiz şeyleri doldurmak için bir sürü harfe basıp e, metinler oluşturma işleri olur ya. E, hepimiz yapmışızdır bunu. E, onun gibi ama onun artık sistematik hali diyelim. Güzel kelimeler, e, farklı farklı uzunluklardaki e, yani anlamlı bir şeye benziyormuş gibi görünen e, kelimelerden oluşan bir şey. Tabi burada mesela 1-2 e, yazarsak bir 2 dersek ve şimdi derlersek gördüğünüz gibi ikinci bir paragraf geldi. Bu da ikinci paragrafı. E, sadece 2 derseniz şimdi derleyelim Gördüğünüz gibi aslında ikinci paragraf kaldı, birinci paragraf gitti, ikinci paragraf kaldı. Bunu hani birden mesela birden ona da yapabilirsiniz, bir on yapabilirsiniz. Şunu kapatayım, derleyelim. Gördüğünüz gibi on paragraflık bir metin geldi, iki sayfa tuttu. Yani ben yazdığım metin nasıl görünecek? Onu görme amaçlı bu lipsum paketini kullanabilirim. Gördüğünüz gibi burada use package lipsum diyerek bu paketi ekleyebiliyorum. E, normalde bunu yazmadan eğer yazarsanız lipsum e, nedir? Hata verecektir. Göstereyim isterseniz. Hemen önüne yüzde koyuyorum. Yüzde koydum. Dikkat ederseniz hemen buranın rengi değişti. Neden? Çünkü e, LaTeX'te yüzde kullandıktan sonra yani o satırda yüzdeden sonraki yer görülmez. E, dolayısıyla yokmuş gibi artık algılanıyor bu. Şimdi derleyeyim. Gördüğünüz gibi şurada bir bir şey çıktı e, işareti. Buraya tıkladığınızda e, burada undefined control sequence diyor. Yani e, paketi eklemediğiniz için belge şu anda dikkat ederseniz burada bir çarpı işareti var, kırmızı e, undefined control sequence diyor. Lipsamı anlamıyor. Önünde ters slash olduğu için bunun bir komut olduğunu anlıyor, ama e, sonuçta onu nasıl kullanacağını bilmiyor çünkü aslında o yazı e, eklenmemiş dosyaya. Dolayısıyla e, öncelikle gereken dosyaların, yani kullandığınız komutların içinde bulunduğu e, paketlerin e, eklendiğinden emin olmak gerekiyor. E, dediğim gibi e, yüzde işareti koyduktan sonraki e, yazılanlar dosya tarafından görünmediği için e, şu anda yokmuş gibi ben bu yüzdeyi kaldırdığımda gördüğünüz gibi e, rengi de değişti bunun yüz paketinin ve buradaki çarpı işareti de kalktı dikkat ederseniz. E, şimdi tekrar derliyorum. Gördüğünüz gibi geri geldi e, metin bunu şu anda görebiliyoruz. Lipsam'ı bu bu şekilde söylemiş olayım. Yüzde işareti de dediğim gibi o şeyin görülmemesini sağlıyor. Yüzdeden sonraki yazılanlar görülmez. Dolayısıyla açıklama anlamında kullanılabilir. Mesela şimdi Lipsam'ın önüne yüzde koydum. Hiçbir şey yazmadığı için gene hata veriyor. Bu sefer yani hani çünkü şey yazmıyor diyor metin herhangi bir metin yok şu anda burada. Lipsam. Ee, yani şöyle kullanmak mümkün. Herhangi bir satırı açıklamak istiyorsanız ee, yüzdeyi şey olarak kullanabilirsiniz bu anlamda kullanabilirsiniz şöyle merhaba dünyaya geri döneyim ve tabi başlarda e, bolca derleme yapmak gerekiyor her adımda e, çünkü yani her zaman aslında gerekli bir şey e, Komutları kullandığımız için metni yazarken e, hata yapmak muhtemel. E, dolayısıyla e, sık sık derleme yapmanız lazım. Compile ediyorum şurada gördüğünüz gibi. Deniyorum doğru yazmış mıyım, çıktısı nasıl. E, yani bunu sık sık yapmakta fayda var her zaman için. E, çünkü e, bir hata gerçekleşirse, dosya derlenmezse e, bunun nerede olduğunu bulmak, ee, ...zor olabilir. Hani çok şey yazdıktan sonra... E, ...bir kere derlerseniz... ...ve hata çıkarsa... ...bu durumda... E, ...işiniz zorlaşır. Onun için e, yani... ...mümkün olduğunca 3-5 kelimede bir... ...3-5 kelimede bir derleyip... ...derlediğinizin... E, ...istediğiniz şekilde PDF'de görüntülenip... ...görüntülenmediğini... ...her zaman kontrol etmekte... E, ...fayda var. Yani... E, Ve bunun dışında tabi buraya e, gereksiz paketler de eklememek gerekiyor. Yani mesela şimdi Lipsum'u kullanmıyorum, onun için e, buradan e, bu haliyle gereksiz durduğu için buradan siliyorum. E, dolayısıyla kullandığınız paketleri de e, mutlaka bilerek kullanın e, ve bu preamble bölümünü, o ön bölümü e, doldurmayın gerekmedikçe. Ama tabii gerekiyorsa mutlaka yazacaksınız tabii ki. Ee, yani mutlaka gereken paketleri her zaman için kullanın. Çünkü bir süre sonra e, bir önceki dosyadan kopyalayayım, onu buraya getireyim, ondan devam edeyim derken derken e, bu <coughs> Premble bölümü gereksiz, yani o metnin kullanmadığı e, gereksiz dosyalarla dolu veriyor. E, bu nedenle Buna da dikkat etmekte fayda var. Evet, bu derste arkadaşlar şöyle bir giriş yaptık. Şimdi bir ara verelim. Bir sonraki derste temel olarak metinde yazarken dikkat etmemiz gereken kurallarla devam edeceğiz. Bir daha bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.